Afiyet olsun. Değerli arkadaşlarım, günaydın ve hoş geldiniz. Afiyet olsun. Öncelikle davetimizi kabul edip bizlerle birlikte olduğunuz için şahsım, yönetim kurulu adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Konumuz Sanayi 4.0 ve bununla ilgili hazırladığımız sempozyum. Hepimiz takip ediyoruz. Son günlerin modası Sanayi 4.0 ve herkes bununla ilgili bir şeyler söylüyor. Ve hepimiz ciddi bir bilgi bombardımanı altındayız. Sanayi 4.0 nasıl çıktı? 2011 yılında Hanover'de Siemens, Bosch bunu gündeme getirdiler. Arkasından da Henkel buna sahip çıktı ve dünyaya yeni bir ürünü pazarlamaya başladılar diyoruz. Bununla ilgili sizler de birçok toplantıya, sempozyuma, bilgilendirmelere katılmışsınızdır. Buralarda konuşmacılar genellikle de demeyeyim, hemen hemen tamamı Sanayi 4.0'ın olumlu yönde destekçileri. Daha çok da bu Sanayi 4.0'ı gündeme getiren kuruluşların temsilcileri. Yani toplum olarak tek bir açıdan bombardıman altında duruyoruz. Biz yönetim kurulumuzda bu konuyu devamlı gündemde tuttuk. Bizim rahatsızlığımız olaya sadece tek açıdan bakılıp bütün yorumların buradan yapılıyor olması. Bu işin karşıt görüşleri acaba ne diyor? Yahut da Sanayi 4.0 bu kadar masum mu? Toplum üzerinde, çalışanlar üzerinde nasıl olumsuz etkileri olacak? Bunlar bugüne kadar ben tartışıldığını görmedim. Bazı yazarlar bunları bahsediyorlar ama o da köşelerinde kalıyor. Bunların hepsinin tartışılması lazım. Bu anlamda biz ciddi bir sempozyum yaparak iki tarafı da bu işin içerisine katarak, yani 4.0'ı destekleyenler, karşıtları ya da karşıtları demeyelim, bunun toplumlara getireceği sıkıntıları da dile getirecek konuşmacılardan oluşan bir kompozisyonla sempozyum yapmayı düşündük. Ve inanıyorum bugüne kadar Türkiye'de yapılan, bu konuda yapılan en ciddi sempozyum olacak. Sizlere dağıtıldı sanıyorum. İrlanda Başbakanı, eski İrlanda Başbakanı, ki İrlanda'nın sıkıntılı günlerinden İrlanda'yı öne doğru taşıyan süreçte başbakanlık yapmış bir konuşmacımız var. Onun arkasından Sanayi 4.0'ı destekleyen Bosch, karşısında toplumsal açıdan getireceği sıkıntıları belirten Erdinci Yelden hocamız var. Arkasından panelistlerimiz var. Hepsini tanıyorsunuz, hepsini gördünüz. Hepsi birbirinden değerli panelistler. Moderatörümüz de aynı şekilde. Bu konuşmaların sonunda da Sayın Kemal Çolakoğlu bir kapanış konuşması ile bunu toparlayacağız. Değerli arkadaşlar, burada şuna bakmamız lazım. Umuyorum, biz çünkü konuşmacıları yönlendirmiyoruz ama umuyorum bunların cevaplarını buluruz. Dünya 4.0'a nasıl bakıyor? Dünyayı incelediğimiz zaman, baktığımız zaman endüstride en ileriye gitmiş ülkelerde bile böyle bir kavramın olmadığını görüyoruz. Büyük bir çoğunluğunda, öyle söyleyeyim. Artan otomasyonla birlikte iş gücünde düşme, maliyetlerde artış olacak. İş gücündeki
iş gücü kayıplarını özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, az geçmiş ülkeler bu elemanlarını nasıl, nerede istihdam edecekler? Acaba toplumda bu nasıl karşılık bulacak? O insanların nasıl bir gelir temin edecek? Bunlar soru işareti ortada yok. Eğitimli iş gücü, ülkemiz için özellikle söylemek istiyorum. Eğitimli iş gücümüz bizi sanayi 4.0'da taşıyabilecek durumda mı? Hem ara eleman hem de nitelikli mühendis anlamında söylüyorum. Bunun yanında sermaye yapımız çok ciddi yatırım gerektiren bu yatırımlar, çok ciddi sermaye gerektiren bu yatırımlarda kredi olanaklarımız ne kadar var? Uzun vadeli kredilere Türkiye'de ne kadar ulaşmak mümkün? Bunların cevabını vermek durumundayız. Türkiye düşük orta ve orta yüksek teknolojilerle üretim yapıyor. Yani biz sanayi 2.0'ın seviyelerinde üretim yapıyoruz. Sanayi 2.0'dan sanayi 4.0'a, sanayi 3.0'ı atlayarak acaba nasıl gelebileceğiz? Sanayicilerimizle baktığımız zaman şöyle bir endişe var. Ben hangi sermayemle, biraz önce bahsettiğim, hangi kredi olanaklarıyla ve hangi iş gücüyle sanayi 3'ü atlayıp sanayi 4'e geleceğim? Bu sefer insanlarda endişe başlıyor, yatırımcıda. Bu yatırımcıyı negatif olarak da etkiliyor. Acaba çekilsem mi işten? Tepkileri başladı. Bunları görüyoruz. Bunların cevabını mutlaka verilmesi gerekiyor. Çalışanlarımız acaba nasıl psikolojik sıkıntılar içerisine girecekler? İşsiz kaldıkları zaman. Ürünler ucuzacak otomasyonla birlikte. Ama hangi iş gücüyle, hangi kazançla bunları alacaklar? Acaba gelişmiş ülkeler maliyetleri düşürmek suretiyle Çin'e, Uzak Doğu'ya gitmiş olan üretimlerini tekrar kendi ülkelerine mi çekmek istiyorlar? Bütün bunları etraflıca düşünmek durumundayız. Toplum üzerindeki sosyolojik etkilerini bugünden incelemek zorundayız. Sanayi 4.0 Türkiye'ye geldiği zaman biz kabaca bir hesap yaptığımız zaman 1 milyona yakın insanımızın işsiz kalacağını görüyoruz. Onları nasıl istihdam edeceğiz? İşte bunun gibi sorular arka arkaya geliyor. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak biz bölgemize, İzmir'e ve ülkemize sorumlulukları olan bir bölge olarak kendimizi görüyoruz. Belki bizden önce bu görevi yapması gereken başka kuruluşlar olabilir, var biliyoruz. Ama onlar yapmıyor diye de bu iş ortada kalamazdı. O anlamda biz kendimize bunu görev edindik ve biraz önce anlattığım soruların cevabını vereceğine inandığımız çok iyi bir sempozyum düzenlediğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum bunun çıkan sonuçlarını biz tabii basılı olarak kitap haline getirip dağıtacağız. Umuyorum ülkemize yararlı olacaktır. Bu anlamda sizlerle birlikte olarak daha geniş tabanda bunun haberinin oluşmasını ve daha ciddi, daha büyük katılımın olmasını umduk ve bekliyoruz. Şu ana kadar LCB'le geri dönüşler tahminlerimizin çok üstünde. Bana İzmir dışından bazı kuruluşların başkanları telefon edip katılmak ama konuşmacı olarak da katılmak istediklerini söylediler. Tabii buna mümkün olmadığını söyledik. Yani Türkiye'de de bu anlamda bir açlık, bir ihtiyaç olduğunu gördük. Umuyorum başarılı bir sempozyum geçirmiş oluruz. Ben katılımınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şahsım, sanayicilerim, yönetim kurulum adına. Sorularınız olursa da onları yanıtlamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum.
Şöyle, sanayi 4.0'a geçmenin alt unsurların oluşturulması lazım. Eğitimli iş gücü, sermaye ve veyahut da krediye, uzun süreli vadeli kredilere ulaşma imkanı. Bunlar olmadan sadece konuşuyor olmak sanayiciyi yatırıma, biraz önce dediğim gibi yatırımdan da vazgeçiriyor, ürkütüyor ve kaçırtıyor. Karar alıcıların, siyasi karar alıcıların veyahut da bizi temsil eden organların bu konuda baskı oluşturması gerekir ki sanayiciler bu kaynaklara ulaşabilsin yahut da bu anda nitelikli iş gücüne ulaşabilsin. Doğal süreç içerisinde bu dediğimiz 4.0'a doğru zaten gidiyoruz. Ama tablo şu, aman her şeyi bırakalım birdenbire 4.0'a atlayalım. Yoksa şu anda Türkiye'de karanlık ortamda üretim yapan, içeri hiç kimsenin girmedi, çalışmadı fabrikalar da var. Yani sanayi 4.0. Şöyle, ben aynı zamanda gördüğünüz sanayi derneğinin kurucu başkanı olanların kurmaları konusunda onları teşvik ediyoruz. Bu konuda sıkıntılar vardı. 15 yıl kredi çıktı okul binası kurulması için 0% öğrenci başına 6.000 lira civarında katkı var. Tabii buradaki organize sahibi yönetici arkadaşlarım